Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Milli mücadele hazırlık döneminde karşınızdayız. Peki yol haritamızda neler var? İlk olarak 1. Dünya Savaşı'nı, daha sonrasında ise cemiyetleri ve en son olarak nokta atışımız olarak milli mücadele hazırlığı işleyeceğiz. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. İlk olarak biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nın oluşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti mağlup çıkmış ve akabinde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Anadolu coğrafyası yangın yerine dönmüştür. Bunun sonrasında Osmanlı Devleti'nin birçok toprağını itilaf devletleri işgal altına alacak ve Karadeniz'de bir karışıklık çıkacak. Karadeniz'deki karışıklığı bastırabilmek için Mustafa Kemal'e 9. Ordu müfettişliği görevi verilir. Mustafa Kemal'in aslında görünen hedefi isyanları bastırmak ama aslındaki asıl amacı milli mücadeleyi başlatmaktır. Şimdi Mustafa Kemal'in izlediği yol güzergahını göreceksiniz Kurtuluş Savaşı öncesinde. İlk olarak Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkacak. Samsun'dan sonra ilk basacağı yer Havza ve Havza'da bir genelge yayınlar. Havza genelgesinin sonrasında Amasya genelgesi ya da tamimi diyeceğiz. Amasya genelgesinin sonrasında Erzurum'da bölgesel bir kongre işleyecek. Akabine Sivas Kongresi, her açıdan ulusal olan Sivas Kongresi'ne, daha sonrasında İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi'nin başarısı sonrası Amasya görüşmelerini gerçekleştirecek temsil heyetinde. Daha sonrasında temsil heyeti Anadolu'nun güvenli bir yeri olan Ankara'ya gelecek. Ankara'dan sonra son Osmanlı Mevsan Meclisi'nin toplanmasıyla Misak-ı Milli kararları kabul edilir. Bunun üzerine itilaf devletleri İstanbul'u resmen işgal edecek. Şimdi hazırlanın, kemerleri bağlayın. Bakın buradan size kesin ama kesin bir soru gelme olasılığı çok yüksek. O yüzden de dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi geldim ilk olarak Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkıyor. İstanbul'da kahvesini yudumlayacak. Kudum yudumlarken yaveri der ki ne yapacağız paşam der. Paşa hiç istifini bozmadan kahveyi yudumlar ve şunu söyler. Geldikleri gibi giderler. Nitekim geldikleri gibi gidecekler. Mustafa Kemal milli mücadelenin İstanbul'da başlayamayacağını anlıyor. Ve diyor ki ben diyor Anadolu'nun garip halkını ne yapmalıyım? Örgütlemeliyim. Bunun üzerinde bir bahane bulduktan sonra istediği olay gerçekleşir. Nedir dersek? Karadeniz'de karışıklık çıkar. İtilaf devletleri ise İstanbul hükümetine baskı yaparak ya bu karışıklıkları bastırırsınız ya da biz Karadeniz'i işgal ederiz. Bunun üzerine Mustafa Kemal arkadaşlar İstanbul hükümeti tarafından görevlendirilir 9. Ordu müfettişi olarak. Her şey hazırdır. Mustafa Kemal bugün Bandırma vapuruyla arkadaşlar ne yapar? Samsun'a çıkış yapar. Şimdi Samsun'a çıkmasında görevler arasında neler var? 1. Bölgede güvenliği sağlamak. 2. Bölge halkının elinde bulunan silah ve cephaneyi toplamak. Halkı milli mücadeleye davet eden ve onlara silah tedarik eden grupları dağıtmak. Bakın bu görünen hedefi. Asıl amacı nedir dersek milli mücadeleyi ne yapmak? Başlatmak. Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlıyor. Samsun raporu. Mustafa Kemal 22 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'a gönderdiği bir rapordur. Raporda da şunlar yazar. Bölgedeki karışıklıklara Türkler değil, Rumlar ve işgalci İngilizlerin sebep olduğunu, Türklerin manda ve himayeye karşı olduğunu ve İzmir işgalinde Yunanlıların haksız olduğunu bildirmiştir. Eyvah, İstanbul hükümeti eyvah der. Biz bu adamı ne diye gönderdik? Bu adam ne yaptı? Daha sonrasında akabinde hızlı bir şekilde nereye geçecek? Havza'ya geçer ve Havza neyini yayınlar? Genelgesini. 28 Mayıs 1919 tarihinde. Destek noktanı unutma. Havza'da Mondros Ateşkes Anlaşması ve gayrimüslimler diyeceksin. 1. Mustafa Kemal Havza'da yayınladığı genelgede İzmir'in işgalini protesto eden mitingler ve telgraflar çekilmesini istemiştir. Yani ne isteyecek? Mustafa Kemal Havza'da yayınladığı genelge ile İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekilmesini ve işgallere karşı mitingler düzenlemesini istemiştir. Ooo Mustafa Kemal o zaman arkadaşlar milli bilinci uyandırdı mı? Evet. 2. Haksızlığı dünyaya duyurmaya çalışacak mı? Evet. Nereden anlıyorum? Mitingler düzenlenecek. Bunun üzerine Halid Edip Adıvar, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler İstanbul'da İzmir'in işgaliyle ilgili protestolar ve mitingler düzenlemişler.
Sonrasında Mustafa Kemal Mondros'un 7. maddesinin kötüyü kullanmasını engellemek için diyor ki gayrimüslim halka hiçbir şekilde zarar verilmeyecek. Neden? Çünkü gayrimüslime zarar verirsem İtilaf Devletleri Mondros'un 7. maddesine göre diyecek ki bak kardeşim ben burayı işgal ediyorum. Peki hatırlayalım 7. madde neydi? Anadolu'nun herhangi bir yerinde isyan çıkarsa İtilaf Devletleri orayı ne yapacaktı? İşgal edecekti. Bir nevi işgallerin önüne geçmeye çalışıyor. Şimdi Hafıza Genelgesi'ni yayınladıktan sonra tabii ki İtilaf Devletleri kuduracaklar. Mustafa Kemal'i İstanbul'a davet ediyorlar. Yani İstanbul'a davet ediyorlar dediğim zaman aklına şu şekilde gelsin. Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırmışlar. Mustafa Kemal de hey diyecek. Ben emri sadece kimden alırım? Padişah'tan alırım diyerek zaman kazanmış ve nereye geçmiştir? Amasya'ya geçecek. Amasya'ya geçmesiyle birlikte Amasya Genelgesi'ni ya da tamimini yayınlıyor. 22 Haziran 1919 tarihinde. Bir, bakın unutmayın sorularda genelde arkadaşlar vereceğim bir yer var orayı unutmayacaksın. Bir, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yorum yap, yorumu da şu şekilde yapacaksın. Bu maddede milli mücadelenin gerekçesini ne yaptı? Belirtti. Gerekçeden daha sonrasında milli birlik ve bağımsızlığın gerekliliğini ortaya koymuştur. Yetmeyecek, İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemekte diyecek. Yorum yapalım. Bu madde milli mücadelenin bir diğer gerekçesini belirtmektedir. İstanbul hükümetine karşı çıkılacak. Mustafa Kemal devam ediyor ki benim için en önemli maddedir burası. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın burada iki tane yorum yapacağız. Bu maddede milli mücadelenin yönteminin belirtilmesinin yanı sıra bir, rejimin ileride değişebileceğinin ilk sinyalini verdi burada. Nereden anladım? Bak milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı diyor. Bak padişah dememiş. Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti 600 sene monarşiyle yönetildi. Ama padişah değil halk kendi geleceğine karar verecek diyor. Yetmeyecek. Aynı zamanda arkadaşlar egemenliği kime bıraktım ilk kez? Halka bıraktım. Hangi maddeden anlıyorum? Bu maddeden anlayacağım. Unutma milletin istiklalini yine milletin azim ve kararını kurtaracaktır maddesi ÖSYM'nin Amasya Genelgesi'nde en çok üzerinde durduğu maddedir diyeceksin. Geldim. Padişah, halife, manda ve himaye karşı çıkılmıştır. Yetmeyecek. Milletin sesini dünyaya duyurmak ve haklarını dile getirmek için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet oluşturulmalıdır. Burada ilk kez unutmuyorsun temsil heyetinden ne yapılmıştır? Söz edildi diyeceksin. Geldim. Anadolu'nun güvenli bir yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacak. Ha o zaman demek ki Sivas Kongresi hiçbir şekilde bölgesel değil. Her açıdan ulusal bir kongre. Yorum yapacak olursam bu maddede milli birlik ve beraberlik ne yapılmak istenmiştir diyorsunuz? Sağlanmak istenmiştir. Bu kongreye her ilden halkın güvenini kazanmış üçer delege katılacaktır. Bu kararla amaçlanan millet iradesini hakim kılmak esastır. Milli mücadeleyi kişisel bir mücadele olmaktan çıkaracak ve halka mal edecek. Peki neden? Çünkü Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yayınlarken bütün komutanların imzasını alıyor. Sadece kendi yayınlamamıştır. O zaman yorumu yapacak olursam şu şekilde yapacaksınız. Ha o zaman demek ki Mustafa Kemal Amasya Genelgesi ile birlikte milli mücadeleyi kişisellikten çıkartmış, halka ne yapmıştır? Mal etmiştir. Yine geldim. Sivas Kongresi'ne katılacak temsilcileri biliyorsunuz ki Mondros'un doğal sonucu olarak neyler ortaya çıkmıştı? Cemiyetler ama cemiyetlerin hepsi bölgesel miydi? Bölgeseldi. Katılacak temsilcileri müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleriyle belediyeler seçecektir. Yorum yapalım. Bu madde ile halk iradesi ve yerel güçler ön plana çıkarılmak istenmiştir. Geldim bir diğer maddeye. Askeri ve sivil yöneticiler görev yerlerini terk etmeyecek ve ordular kesinlikle dağıtılmayacaktır. Biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte ordular derhal ne yapılacaktı? Terhis edilecekti. Bir nevi aslında bunun önüne de ne yapmaya çalışıyorum? Geçmeye çalışacağım. Yorum yapacak olursam bu madde ile Mondros Ateşkes Anlaşması'nın Osmanlı orduları derhal terhis edilecektir hükmüne açıkça karşı çıkılmıştır. Şimdi geldim. Amasya Genelgesi'nin maddelerini gördük. Genel özellikleri neler peki? Buna bir bakalım. Şimdi bakın unutmayın Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amacını, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini, Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini ilk kez ne yaptım değerli arkadaşlar? Belirttim. Yine milli mücadele programını belirten resmi bir ne olacak artık?
belge aslında bir nevi Kurtuluş Savaşı'nın yol haritası da diyebiliriz. Yine ilk kez milli egemenlikten bahsedilerek rejimin değişeceğinin sinyali ne yapıldı? Verildi. İlk kez ulusal bir kongre olan Sivas Kongresi toplanması istendi. Temsiliyetinin oluşturulması ilk kez gündeme geldi. Yine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişliği olarak yaptığı son resmi faaliyet ve millet egemenliği esasını öngördüğü için ihtilal bildirisi niteliğini taşımaktadır. Şimdi bu genelgeyi gören İtilaf Devletleri ne yapar? İyice çıldırır değil mi? İstanbul hükümetine baskı yapacak. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i görevden almaya kalkıyor. Tabii ki Mustafa Kemal biliyorsunuz janti bir abimiz. Bunun üzerine diyor ki hey diyor ben diyor sineyi millete dönüyorum diyor. Yani yüzümü millete dönüyorum diyecek ve askerlik görevinden istifa etmiştir. Ve Mustafa Kemal çocukluğundan beri giydiği askerlik kıyafetini Amasya genelgesinin sonunda bırakmıştır. Artık yolumuz neresi? Doğu illerinin sorunu görüşmek ve Ermeni olayını çözebilmek için doğuya doğru yöneleceğim. Peki neresi? Erzurum'a doğru yöneleceğiz. Şimdi Erzurum Kongresi'nin arkadaşlar amacı nedir? Kongrenin toplanma amaçları 1. Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni devleti kurulmasını engellemek. Karadeniz'in doğusunda bir Rum devleti kurulmasını engellemek. Doğudaki tüm yerel kuvvetleri birleştirmek. Kongrenin toplanmasında Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti ile Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti etkili olacak. Lakin Kazım Karabekir Osmanlı ordusunu terhis etmemiştir ve İstanbul hükümeti tarafından Kazım Karabekir'e bir telgraf çekilir. Mustafa Kemal'i bulduğun yerde tutuklayacaksın. Bu bir kırılma noktasıdır. Kazım Karabekir içeri girer, ben ve ordularım emrine hazırdır paşam diyerek milli mücadelenin önemli bir kilit taşı görevini görmüştür Kazım Karabekir. Peki arkadaşlar artık yola çıkacağız. Yola bir otobüste gideceğiz değil mi? Çünkü artık sineyi neye döndük arkadaşlar? Millete döndük. Bakın sineyi neye döndük dedik? Millete döndük dedik. Şimdi best one dedik arkadaşlar. Bu klasik bizim tarih hocalarının söylediği, kullandığı bir kavramdır. Best one nedir dersek? Otobüsçülükte yolculuk yapıyorum. Doğu illeri adına yani Erzurum Kongresi'ne katılan illerin adlarıdır arkadaşlar. Peki best one'da kimler var? Bunları beraber birlikte bir açalım. Zaten klasik son kelimeyi anladınız. 1 arkadaşlar Bitlis, 2 Erzurum, daha sonrasında devam ettim. Yine arkadaşlar neresi diyeceksiniz? Sivas ve Trabzon arkadaşlar. Yine Erzurum Kongresi'ne katılan illerin adları. O zaman yine açalım. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne katılan illerin adları olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyeceğiz. Geldim şimdi. Erzurum Kongresi'nin özelliği nedir? Ulusal sınırlar için öncesinde, bakın bu madde öncesinde bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Bakın Doğu illeri adına toplantı. O zaman demek ki hemen dedim ki toplanış kardeşim nedir dedik? Bölgesel. Ama alınan bir karara bak. Diyor ki ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Aldığım karar ne oldu abi? Bütün ulusu kavramadım mı? Bütün ulusu söyledim. O zaman demek ki aldığım karar ne oldu? Ulusal. O zaman diyorsunuz ki toplanış bölgesel, alınan karar arkadaşlar ulusal bir kongre olarak ne yapılmakta? Söylenmekte. Geldim maddeye. Vatan bir bütündür, bölünemez. O zaman arkadaşlar ilk kez misak-ı milli kavramı nerede bahsedilmiştir dersem Erzurum Kongresi'nde ne yapıldı? Söz edildi. Geldim bir diğer maddeye. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, saltanat ve hilafetin korunması için kuvayi milliyeyi amil yani etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Yorum yapacak olursam bu maddeyle ulusal egemenliğe dayalı bir yönetim vurgusu yapılmıştır diyeceksin. Geldim bir diğer maddeye. Saltanatın ve hilafetin korunmak istenmesi ulusal egemenliğe çelişse de bunda ortamın henüz bölgeye bir değişiklikle hazır olmayışı etkili olmuştur. Neden peki? Abi 700 sene dediğim gibi saltanat ve hilafetle yönetilmişsiniz. Pak bir anda arkadaşlar ben halifeliği kaldırıyorum dersiniz, saltanatı kaldırıyorum dersiniz. Saltanat ve hilafet yanlısı insanlar milli mücadeleye destek vermeyi ne yapabilir? Çekebilir. Bu yüzden de benim için sıkıntılı bir nokta. Geldim bir diğer maddemize. Hristiyan halka ve diğer azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu özel haklar ya da imtiyazlar verilemez. Hatırlayın Osmanlı çatır çutur gayrimüslimlere ne veriyordu? Ayrıcalıklar veriyordu. Ben de yorumu şu şekilde yapacağım. Bu maddeyle her türlü ayrıcalığa karşı tam bağımsızlık ne yapıldı? Amaçlandı.
Yine kongrede biri çıktı dedi ki ya oğlum dedi bırakın bu işleri dedi. Biz dedi ne yapalım? İngiliz ya da Amerikan mandasına girelim. Bu işten çekilelim dedi. Mustafa Kemal kongre başkanı iken dedi kardeşim bak dedi biz ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Mandayı ne yapıyorum? Reddediyorum. Bakın manda ilk kez mi gündeme geldi? Evet ilk kez gündeme geldi. O yüzden de unutmuyorsun manda ve himaye ilk kez Erzurum kongresinde ne yapıldı? Reddedildi. Şimdi böylece arkadaşlar aslında tam bağımsızlık ne yapılmış oldu? Hedeflenmiş oldu. Mevcut merkezi hükümet yani İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamaz ise geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri Milli Kongre tarafından seçilecektir. Yine yorumlayalım. Bu maddeyle ilk kez yeni bir hükümetin gerekliliğinden ne yapılmıştır? Söz edilmiştir değerli arkadaşlar. Bir diğer madde. Her türlü yabancı devletin işgaline ve müdahalesine karşı Osmanlı Devleti'nin dağıtılması halinde millet birleşerek buna karşı koyacaktır. Yine milli bilinci ne yapmak? Uyandırmak. Yani bu maddeyle Doğu Anadolu'daki tüm cemiyetler birleştirilecek değerli arkadaşlar. Yetmedi. Mebusan Meclisi'nin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır. Bir diğer madde. Bu maddeyle de yöntemde halk iradesi ön plana çıkarılmak istenmiş, İstanbul hükümetinin çalışmaları denetim altına alınmak istenmiştir. Şimdi Erzurum Kongresi'nin genel özelliklerine bakalım birlikte. 1. Toplanış bakımından bölgesel, alınan karar bakımından neydi? Ulusaldı. Kongre başkanı kimdir? Mustafa Kemal. Sadece doğu bölgelerini temsil eden ve 9 kişiden oluşan temsil heyeti Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk kez burada oluşturulmuş ve ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiştir. Yani misak-ı milliden ne yapıldı? Bahsedildi. Yine ilk kez bakın unutmayın manda himaye reddedildi yani tam bağımsızlık amaçlandı. İlk kez milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulma düşüncesi oluştu. İlk Mebusan Meclisi toplanması istendi. Ve ilk kez misak-ı milli kararların esasları ne yapılmıştır? Belirlenmiştir diyeceğiz. Artık şimdi sıra geldi tüm ulusu temsilen bir kongreye. Hangi kongre? Sivas Kongresi. Tabii ki Sivas Kongresi öncesinde İstanbul hükümetinden damat Ferit Paşa bu kongreyi engellemek için Elazığ valisi Ali Galip'e diyor ki bu kongre toplanmadan engelleyeceksin. Tabii ki arkadaşlar halkınızı arkanıza aldıysanız eğer kim durdurabilir sizi? Tabii ki kimse. Ali Galip olayı da arkadaşlar nitekim başarısız ne yapmıştır? Olmuştur diyeceğiz. Temsil heyeti Ali Galip olayından sonra İstanbul hükümetiyle her türlü resmi ilişkiyi kesmiş. Bu da damat Ferit hükümetinin istifa etmek zorunda kalmasına sebep olmuştur. Peki geldim Sivas Kongresi'nde aldığım kararlar nelerdir? İlk Anadolu'daki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmiştir. Peki arkadaşlar hatırlayın Mondros'la birlikte cemiyetlerin hepsi bölgeseldi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama cemiyetleri tek çatı altında toplarsam ne olur? Hızlı ne yaparım? Karar alırım. Aslında bu maddeyle milli güçler tek çatı altında toplanmıştır. Geldim. Bölgesel mücadele yerine ulusal mücadele benimsemiştir. Eğer vatanı kurtaracaksak bir bölgeyi değil tüm bölgeyi ne yapacağız? Kurtaracağız. Geldim. Temsil heyeti biliyorsunuz ki Doğu illerin temsilen kurulmuştur. Artık Doğu illeri değil. Tüm ulusu neyine? Temsilen kurulacak. Temsil heyeti bütün yurdu temsil eder denilmiş ve üye sayısı 15'e ne yapılmıştır? Yükseltilmiştir. Böylece arkadaşlar temsil heyetinin yetki alanında ne yapıldı? Genişletildi. Unutmayın temsil heyetinin görevi neyle sona ermiştir dersek 1. TBMM'nin açılmasıyla birlikte arkadaşlar temsil heyetinin görevi sona erdi diyeceğiz. Geldim yine arkadaşlar. Kongrede yine biri çıkıyor diyor ki bırakın bu işleri diyor ya biz diyor yine mandaya ne yapalım girelim. Ve Mustafa Kemal çok güzel bir söz söyleyecek. Bakın bu söz nedir peki dersek. Arkadaşlar ya diyor istiklal ya da diyor ki arkadaşlar ölüm. Bakın bu adam ilk kez manda Sivas'ta gündeme geldiğinde ya istiklal ya ölüm. Yani ben bu uğurda ya bağımsızlığımı kazanırım ya da ben bu uğurda ölürüm diyecek. O yüzden de değerli arkadaşlar manda bir daha gündeme ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Bakın unutmayın. Erzurum'da ilk kez mandayı reddettim. Sivas'ta ama arkadaşlar kesin ve son olarak ne yaptım? Reddettim diyeceğim. Yine tam bağımsızlıktan ödün verilmeyeceği bir kez daha ortaya ne yapıldı? Koyuldu. Mevsim meclisinin toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışmaları ne yapıldı? Devam edildi. Bu maddeyle yönetimde halk iradesi bir kez daha yine vurgu yapılmış. Aslında Mustafa Kemal'in hayatında en çok istediği şey nedir? Halkın yönetime ne yapılması? Katılması diyeceğiz. Yine İstanbul hükümetinin çalışmaları denetim altına da alınmak isteniyor.
Bir maddede de diyor ki vatanın bütünlüğü bozulmaması şartıyla dış yardım alınabilecektir. Yorum yapalım. Milletin haklı sesini duyurmak ve haklı mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Sivas'ta İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılmıştır. Yetmeyecek arkadaşlar, temsil heyeti Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Cebesoy'u atamıştır. Peki bugün atamaları kimler yapar? Hükümetler yapar değil mi? Bu da neyin göstergesidir dersem, temsil heyetinin bir hükümet gibi görev yaptığının açık ve net göstergesidir. Geldim kongrenin önemine. 1. Sivas Kongresi her açıdan ulusal bir kongredir. Aynı zamanda kongre başkanı yine Mustafa Kemal'dir. Tartışmalara yol açacaktır neden dersek, Rauf Orbay ben olacağım diyecek ama tabii ki yine arkadaşlar Mustafa Kemal başkan olmuştur. Mustafa Kemal'in parolası ya istiklal ya ölümdür. Milli birlik ve beraberlik yolunda önemli bir adım atılmıştır Sivas Kongresi'nde. Aynı zamanda kongre kararları ihtilalci bir karaktere sahip olacak. Tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmiş. Böylece milli mücadele tek merkezden ne yapılmıştır? Yürütülmüştür. Manda ve himayeyi kesin olarak reddettim. En önemli tartışma konusu sona erdi artık. Kongre sırasında yetki alanı genişletilen temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Kuvayi Milliye'nin Batı Cephesi Komutanlığı'na atamış ve böylece daha önce söylediğimiz gibi hükümet gibi görev yapmıştır. Kongrenin sonunda İstanbul hükümetiyle görüşmemizi kesmemiz, damat Ferit Paşa'nın istifa etmesini, yerine arkadaşlar Tevfik Paşa hükümetinin kurulmasını sağlamıştır. Tevfik Paşa da milli mücadele biraz daha ılımlı bakan bir hükümet ve bunun üzerine temsil heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmek isteyecek. Ben bu görüşmeye Amasya görüşmeleri ya da arkadaşlar Amasya protokolü diye de adlandırabilirim. Peki Amasya görüşmelerini temsil heyeti adına Mustafa Kemal, İstanbul hükümeti adına da Salih Paşa gerçekleştirecek. 5 tane protokolden bahsedeceğim. 1. Ordunun siyasetle uğraşmaması gerekir. 2. Hükümeti küçük düşürücü müdahalede bulunulmamalıdır. 3. Hükümet aleyhine yazı yazılmamalıdır. 2. Protokol. Azınlıklara dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilmemelidir. 2. Meclisin İstanbul'da açılması uygun değildir. 3. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş sınırlar korunmalıdır. Yani misak-ı milli sınırlarından bahsetmiş. 3. Temsil heyeti seçimlere müdahale etmeyecektir. Siyasi partiler ve Hristiyan toplulukların seçimlere katılması sağlanacaktır. Ama bu iki tane geldim son iki maddem gizli protokoldür. 1. Bazı komutanlar görevden alınacaktır. 2. Malta'ya sürülenler İstanbul'a getirilip yargılanacaktır. 3. Zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine son verilecektir. 4. Milli güçler maddi olarak desteklenecektir. Sonrasında geldim son protokole. Barış konferansına gönderilecek kurul delegelerinin isimlerine yer ne yapılmıştır? Verilmiştir diyeceğiz. Geldim Amasya görüşmelerinin önemi ve özellikleri nelerdir dersek. 1. İstanbul hükümeti Amasya görüşmeleriyle temsil heyeti ve Anadolu başlayan ulusal hareketi ilk kez tanımıştır. Unutma. 2. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulu'nun Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarısıdır. Geldim bir diğer maddeye. İlk kez temsil heyeti ve İstanbul hükümeti birlikte hareket etmiştir. 4. İstanbul hükümeti Amasya görüşmelerinde tespit edilen protokollerden sadece Mebusan Meclisi'nin açılması ve seçimlerin yapılmasıyla ilgili kararı kabul etmiş ve diğer kararları otoritesini sarsmamak amacıyla reddetmiştir. Görüşmelerde Mustafa Kemal ile Salih Paşa'nın fikir birliğine varamadığı tek konu ise Mebusan Meclisi'nin açılacağı yerin belirlenmesi konusudur. Peki neden? İstanbul hükümeti bir nevi aslında arkadaşlar ne yapmak istemeyecek? Baskı altında kalmak istemiyor. Şimdi geldim değerli arkadaşlarım. ÖSYM sana soruyu nasıl sorar? Buna bakalım birlikte. İlk olarak %10'luk yani %10'luk kısmımızın yapabileceği bir soru. Mustafa Kemal Havza'da yayınladığı genelgeyle İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekilmesini ve işgallere karşı mitikler düzenlenmesini istemiştir. Ayrıca gayrimüslim halka hiçbir şekilde zarar verilmeyecektir demiştir. Buna göre demiş, bak dikkat et, sadece buna göre, yukarı göre yorum yapacağım. Mustafa Kemal'in amaçladığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Milli bilinci kazandırmak. B. Dünyaya haklılığımızı kanıtlamak. C. Mondros'un 7. maddesini uygulatmamak. D. Başka devletlerden yardım istemek. E. Halkı örgütlemek. Bakın değerli arkadaşlar, İzmir'in işgalini protesto eden telgraflar çekilmesi ve işgallere karşı mitikler düzenlenmesini istemiştir demiş. Bunda arkadaşlar hangisi değildir demiş. 1. Milli bilinci kazandırmak var mı? Evet. Dünyaya haklılığımızı kanıtlamak var mı? Evet. Mondros'un 7. maddesini uygulatmamak var mı? Evet. Başka devletlerden yardım istemek gibi durumumuz var mı? Hayır. Halkı örgütlemek var mı? Evet. O yüzden doğru cevabımıza ne diyeceksiniz? D şıkkı olarak ele alacağız.
ÖSYM nasıl sordu? %50'lik kısım. Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesini görüyorum. Yer verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin değiştirileceğinin bir göstergesidir. Hatırlayın bakın iki tane şeyin sinyalini vermişti demiştik. İlk kez bir milli iradeden bahsedildi. İlk kez ulusal egemenlikten ne yapıldı abi? Söz edildi. O zaman yoruma yapacak olursak nasıl yaparız yorumu dersek? A. Mevsuat meclisindeki vekillerin. B. Ülkedeki rejimin. C. Merkezden yönetim anlayışının. D. Başka devletlerle yapılan anlaşmaların. E. İstanbul hükümeti ve kadrosunun. Değerli arkadaşlar bizim buradaki temel hedefimiz milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesinde ülkedeki rejimin değişeceğinin sinyalini vermiştir. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ele alacaksınız. Geldim %100'lük kolay bir sorumuz. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi kongrenin yöresel amaçlar için toplandığının açık ve net göstergesidir? A. Manda ve himaye kabul edilemez. B. Doğudaki tüm direniş cemiyetleri Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirilecektir. C. Yurdumuzun bütünlüğünü bozma amacı olmayan bir devletin teknik, sanayi ve mali yardımı kabul edilebilir. D. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. E. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını korunması için Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın soruda bana ne diyor? Yöresel amaçlar. Yani aslında bir nevi laf cambazlığı yapmış, bölgeselden bahsedecek. Peki değerli arkadaşlar, biz Erzurum Kongresi'ni toplamamızın temel sebebi neydi? Doğu Anadolu ile alakalıydı. Baktığım zaman Doğu Anadolu müdafaa hukuk bölgesel mi arkadaşlar? Bölgesel. Aynı zamanda doğudaki tüm direniş demiş. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapacağız? Kabul edeceksiniz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.